Meta günlerinizde kadınları anlamak için her şeyi yapıyordunuz. Onlara bir ders kitabı gibi çalışıyordunuz. Sürekli anlamaya çalışıyordunuz, sürekli konuşuyordunuz. Sorunlarını dinliyordunuz. Ne istediklerini anlamaya çalışıyordunuz. Toplum size kadınların ne istedikleriyle ilgili gerçeklikten uzak birçok şey söylüyordu. Ama kadınları anlamaya o kadar çok ihtiyaç duyuyordunuz ki size söylenen bu şeylere yürekten inandınız. Hiç sorgulamadan bu inandığınız şeyleri takip ettiniz. Tek istediğiniz şey bir kadın tarafından sevilmek. Arzulanılmak ve opsiyonları olan ve tercih edilen bir erkek olmaktı. Bir kadının tarafından kıyafetleriniz parçalanırcasına da arzulanmanın ne demek olduğunu, nasıl bir his olduğunu deneyimlemekti belki de ve hayatınız boyunca bunun için çalıştınız, çabaladınız. İşte romantik olmalısınız dediler. Romantik olduğunuz, sürekli ona ne kadar onu sevdiğinizi, ona ne kadar değer verdiğinizi, birlikte ne kadar güzel gelecekler hayal ettiğinizi söylediniz. Şiirler yazdınız, çiçekler, çikolatalar aldınız. Onu güzel randevulara çıkardınız, şımarttınız. Ona onu sikip geçen erkekler gibi olmadığınızı, o diğer erkeklerden farklı olduğunuzu, bir centilmen olduğunuzu göstermeye çalıştınız. Ne kadar samimi, güvenilir ve şefkatli bir erkek olduğunuzu vurguladınız. Hep merhamet ettiniz, hep şefkat gösterdiniz. Hep kendi istek ve ihtiyaçlarınızı bir geriye koydunuz, onun istek ve ihtiyaçlarını daha da fazla önemsediniz. Size kadınlar gizemli olan ve istekleri konusunda kapalı olan kendisini açmayan erkekleri sevmez dediler. Bu yüzden sürekli kendinizi açtınız, ne istediğiniz konusunda her zaman net oldunuz. Öyle kadınları kandırıp kaçan kovalanır oyunları oynamadınız, ona hep nadide ve kırılgan bir çiçek gibi yaklaştınız. Onu cinsel olarak objeleştirmeyi kesinlikle istemediniz. Size kadınlar direkt cinsellik isteyen erkeklerden hoşlanmazlar dendi. Size kadınlar cinsellik yaşamak için önce size güvenmeye, sizin yanınızda rahat hissetmeye, güvende olmaya ve önce sevgili olmanıza, önce beraber bir geleceğinizin olduğuna onu ikna etmeniz gerektiğine söylediler. Ve tüm bunları ısrarla yaptınız, yıllarca yaptınız ama bir türlü hiçbir şey, bunların hiçbiri işe yaramadı. Ve etrafınızdaki kadınlara baktığınızda bunun tam tersi örnekleri sürekli karşınızda gördünüz. Sizin birlikte olmak istediğiniz, güzelliğinden uğruna şiirler yazdığınız, gündüz düşleri gördüğünüz, beraber çocuklarınızın ne kadar güzel olduğunu hayal ettiğiniz kadınlar gittiler, kadınlardan zerre anlamayan bir hödükle seviştiler. Sizin olmanız gerektiğini gerektiğiniz söylendiği adamlar hiçbir şekilde istedikleri ilişkilere ulaşamazlarken, olmanız gerektiğini söylenilenden tam tersi olan adamlar sizin uğruna ıslak rüyalar gördüğünüz kadınları hayal dahi edemeyeceğiniz pozisyonlarda becerdiler. Sizin kendinizi onlarca randevuyla, şiirle, çiçekle, çiçekle, çikolatayla, romantizmle yatabilmek için tüm bunlarla kendinizi peşkeş çekmeniz gereken kadınlarla başka erkekler hiçbir şey yapmadan kolay bir şekilde seviştiler. Bunu gördüğünüzde o erkekleri çok kızdınız, onlara çok sinirlendiniz. Zira bu erkekler ...sizin nadede bir çiçek gibi gördüğünüz kadınları incetiyorlardı. Onlara zarar veriyorlardı. Halbuki siz bu kadınlara o erkeklerden çok daha iyi kız arkadaşları olabilirdiniz. Bu adamlar bu kadınları manipüle ediyor olmalıydı, kandırıyor olmalıydı. Çünkü kadınların sağlıklı bir kafayla bu adamları seçmesine bir imkan yoktu. Bu gerçek olamazdı çünkü size böyle adamların hep pislik olduğu öğretildi. Ve kadınlar tarafından sevilen bir erkek olmanın... ...bu adamların tam zıttında bir adam olmayı gerektirdiği öğretildi. Size bir kadına ne kadar çok değer verirseniz... O kadını ne kadar severseniz o kadının da sizi o kadar seveceği öğretildi. Ama günlük hayatınızda tekrar tekrar gördünüz ki kadınlar kendilerine neredeyse hiçbir değer vermeyen adamlara kendilerini köpek ederlerken siz onlara dünyanın en romantik gentilmeni gibi davransanız da sizi bir türlü isteyemediler, size bir türlü o gözle bakamadılar, sizi bir türlü arzulayamadılar. Çok iyi bir insan olduğunuzu düşündüler. Kendilerinden çok daha iyi kadınlara layık olduğunuzu düşündüler o kadar çok narin ve sevgi dolu adamlardınız ki sizi sevemedikleri ve arzulayamadıkları için bu kadınlar kendilerinden nefret dahi ettiler. Ama acı gerçek hiçbir zaman değişmedi ki bu kadınlar sizi hiçbir zaman arkadaştan öte görmediler. Ve sizin yarınız kadar romantik olmayan, sizin yarınız kadar sevgi dolu olmayan ve ilgi göstermeyen, değer vermeyen erkekler sizin hayallerinizi süsleyen ilişkiler yaşadılar. Ama siz o ilişkileri bir türlü yaşayamadınız. Neyi yanlış yaptığınızı sürekli sordunuz kendinize. Ama bunun cevabını bir türlü bulamadınız. Çünkü siz her şeyi doğru yapıyordunuz. Size söylenildiği şekilde yapıyordunuz. Bir kadınla konuştuğunuzda o kadın size nasıl bir erkek istediğini söylüyorsa tam olarak öyle bir erkekmiş gibi davranıyordunuz. Ama yine de olmuyordu. Ve kadınlar yanılıyor olamazdı. Kadınlar size yalan söylüyor olamazdı. Neden böyle bir şey yapsınlardı ki? O halde sorun bu kötü erkeklerde olmalıydı. Bu adamlar bir şekilde bu kadınları kandırıyor olmalıydı. Yoksa bu kadar güzel ve nadide, kırılgan bir çiçekle nasıl birlikte olabilsinlerdi ki? Bu yüzden bu adamlardan hep nefret ettiniz. Bu adamlar kadınları kullanıyorlardı kendi zevkleri için. Onlarla gönül eğlendirip işleri bittikten sonra onları bir çöp parçasıymış gibi köşeye atıp gidiyorlardı. Ama siz ne zaman bir meriç sevdiğiniz kadının kalbini kırsa her zaman o kadının ağlayabileceği güvenilir bir omuz olarak hep o kadının yanındaydınız. Ona göstermeye çalıştınız, ona anlatmaya çalıştınız. İşte ben buradayım, neden benim gibi bir erkekle birlikte olmuyorsun ki? Neden benimle olmuyorsun ki? O çocuklarda ne buluyorsun? Sen böyle adamlarla birlikte olmayı hak etmiyorsun. Sen benim gibi sana değer verecek, seni her şeyden çok sevecek, senin ayaklarını sıcak sudan soğuk suya sokmayacak, sana her sabah günaydın mesajı atacak, şiirler yazacak, yatak odana dünyanın en nadide çiçekleriyle dolduracak ve sana hayatını adayacak bir adamı, hayatını adayacak bir adamı hak ediyorsun. Sen beni hak ediyorsun. Ama neden benimle olmuyorsun? Bu soruyu hep kendinize sordunuz. Ama bu kadınların bu adamları çekici bulduklarını, kendi özgür iradeleriyle böyle adamlarla birlikte olmayı seçtiklerini ve en önemlisi bu adamları çekici yapıp sizi itici yapan bu adamlarda olup sizde olmayan bazı özelliklerin olabileceği ihtimalini bir türlü değerlendirmediniz. Bu adamlar pisliklerdi, ahlaksız yaratıklardı. Kadınları kullanıp atıyorlardı. Ama belki de onlardan öğrenebileceğiniz bazı şeyler vardı. Belki de bir adamdan yararlı bir şeyler öğrenebilmek için o adamın bütün kişiliğini kopyalamanıza gerek yoktu. Ama bu ihtimali bir türlü değerlendiremediniz. Sonra bazı etbilici lavuklar çıka geldi. Sizi oldukça sinirlendiren ve kadın düşmanlığı gibi gelen şeyler söylemeye başladılar. Neymiş efendim? Alfa sikermiş, Beta ödermiş. Neymiş efendim? Kadınlar alfalar için kurallarını yıkarlar, betalar içinse kurallar koyarmış. Neymiş efendim? Kadının kalbine giden yol bacak aralarının arasından geçermiş. Neymiş efendim? Kadınlar hipergamik canlılarmış seçeneklerinin arasındaki en iyi erkekleri isterlermiş. Kadınlar erkeklerde güçlü olmaya değer verirlermiş. Kadınlar hayatlarının merkezine kadınları değil kendilerini koyan erkeklerden hoşlanırlarmış. Şuret pilcilere bakın diye düşündünüz kendi kendinize. Bu adamlar hayatları hayatlarını sadece kadınlardan ve seksten ibaret görüyor olmalılar. Ne kadar kadın düşmanı adamlar bunlar. İnsanın sevdiği kişiye düşünmesi, ona değer vermesi, ona onu ne kadar sevdiğini göstermesi, Betalık olabilir miydi hiç? Sevgi dediğin şey içinden gelirdi ve bunu kontrol edemezdin. Etmemeliydin de. Evleneceğin ve birlikte hayat kuracağın bir insanı aşırı sevmemek zorunluluğu ne kadar saçma bir şeydi. Eğer ben hayatımı birleştireceğim bir kadına içimden geldiği gibi sevemeyeceksem, ona onu ne kadar sevdiğimi gösteremeyeceksem, o halde ilişkilerin ne anlamı vardı ki? İşte arkadaşlar bu gibi düşünceler Betaların sürekli ve gündelik olarak akıllarından geçen düşüncelerdir. Betaların zihni hep bu sarmal içerisinde döner, dolaşır, durur ve sürekli bir rasyonelleştirme içerisindedirler ve bir yankı odası içindedirler. Sürekli kendi düşüncelerinin yankılarına kapılarak ve kendileri gibi düşünen insanların düşüncelerinin yankılarına kapılarak kendilerini bu şekilde haklı çıkarırlar. Kadınlarla seks yapmak istemenin yanlış bir şey olmadığını, kadınların da erkekler gibi seks yapmak istediğini ve bir kadında bir erkeğin seks yapabilmesi için erkeğin kendisini ilişki kesmesi altına saklaması gerekmediğini bir türlü idrak edemezler ve biz bu adamlara bunları söylediğimizde sanki kadınlara bok gibi davranmaları gerektiğini ve sadece onları sikip geçmelerini tavsiye ettiğimizi düşünürler. Hayat kadınlar ve seksler ibaret değildir ama kadın ve erkek arasındaki ilişkide Gerçek arzu her şeydir. Arzu her şeyin temelini oluşturur ve sevgi, ilgi ve geri kalan her şey gerçek arzunun üzerine inşa edilir. Gerçek arzu olmadan ilişkiler hiçbir şeydir. Bir betayı betalığa mahkum eden en temel düşünce yapılarından bir tanesi ben bir kadını ne kadar seversem, ona ne kadar değer verirsem ve ona ne kadar ilgi gösterip değer verdiğimi ne kadar açık ve net bir şekilde gösterirsem, o kadın da aynı şekilde bana değer verecek, beni sevecek ve benim ne kadar değerli bir erkek olduğumu anlayacak, birlikte beraber mutlu yaşayacağız diye düşünürler. Kırmızı hapta biz buna covert contract deriz. Yani gizli anlaşma. Bu beta erkekler kafalarında bir tür gizli bir anlaşma yaparlar bu anlaşmanın maddelerini tamamen kendi kafalarında belirlerler ama karşılarında olan birlikte olmak istedikleri kadının bu anlaşmadan hiçbir şekilde haberleri yoktur ve ilerleyen zamanlarda bu kadın bu haberi olmadığı anlaşmaya uymadığı için o kadına sinir olmaya başlarlar. Bu adamların kırmızı haptan nefret etmelerinin sebebi kırmızı hapın kendilerini açık ve net bir şekilde inandırdıkları bu kör imana direkt olarak karşı çıkmasıdır. Kırmızı hap der ki Hayır, sen birine ne kadar seversen, değer verirsen ve ilgi gösterirsen o kadar da o kişisini sever ve sana değer verir ve sana ilgi gösterir değil. Tam tersi, bir kişisini ne kadar değer severse, sana ne kadar değer verirse, sana ne kadar ilgi gösterirse, seninle birlikte olmak için ne kadar fedakarlık yaparsa seni o kadar sever. Duygusal yatırım dediğimiz şey de tam olarak budur. İnsanlar karşılarındaki kişiye duygusal yatırım yaptıkları derecede o kişiyse. Ve siz bir kadına duygusal yatırım yaptığınızda bu mutlaka o kadın da size duygusal yatırım yapacak anlamına gelmez. Kadınlar böyle adamları onlara ilgi gösterdikleri için severler. Bu betalar kadınları öyle bir ilgi şelalesine maruz bırakırlar ki kadınlar tıpkı bir prenses gibi davranılmaktan oldukça hoşlanırlar. Çünkü bu kadınlar çoğunlukla uzun bir süre boyunca alfalar tarafından eğlenilip bırakılmışlardır ve böyle bir ilgi şelalesine maruz kalarak iyileşmeye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden bu iki tipleme başlangıçta tencere kapakmış gibi görünür ama özünde bu oldukça disfonksiyonel bir ilişkidir. Peki bu adamlar nasıl kadına ulaşabiliyor? Betalar kadınlara ulaşabilir arkadaşlar. Fakat kadınlarda gerçek arzu uyandıramazlar. Betaların kafasında gerçek arzu ile transactional yani karşılıklı alışveriş arzusu arasındaki fark yoktur. Bunu idrak edemezler. Betaların kadınlarla olan ilişkisi de aynen böyledir. Transactional'dır. Bu adamlar bu kadınlara ihtiyaç duyduğu şeyler olan samimiyet, merhamet ve güvenlik ve konfor gibi duyguları verirler. Ve bunun karşılığında bu kadınlar da o adamlara istediği şey olan seksi sudarlar. Ama seksin doğası böyle değildir. Bu gerçek arzu değildir. Erkeğin ilgi, değer, samimiyet, merhamet ve konforla ödediği ödedi ve ödeyerek aldığı, resmen satın aldığı bir arzudur. Ve böyle bir arzu hiçbir zaman gerçek değildir ve mutlaka sönecektir. Böyle bir ilişkide her zaman yok olmaya mahkumdur. Betaları betalık kısır döngüsünde tutan en önemli şeylerden bir tanesi de bu betalık davranışlarının ödüllendirilmesi. Yani bu adamlar beta olarak en nihayetinde bir kadınla birlikte olmayı başardıklarında, o kadınları etkilemek ve hayatlarında tutabilmek için yapmaları gereken fedakarlıkların farkında olmaksızın bu stratejinin işe yaradığını görünce erkeksi olmaya gerek olmadığı sonucuna varırlar. İşte. Kendi kendini gerçekleştiren bir beta böyle yaratılır. Tekrar ediyorum. Bir erkeğin beta olmasının sıkıntısı o erkeğin o kadını çok sevmesi, değer vermesi, ilgi göstermesi ve sürekli onu mutlu edebilmek için bir şeyler yapması değildir. Daha doğrusu bunu sürekli yapmasıdır. Sebebi bu sevgi, ilgi ve değerin aşırıya kaçmasıdır. Betalarla alfaların arasındaki fark da budur. Alfa olmak demek birlikte olduğunuz kadını hiç sevmeyeceksiniz o kadına hiç değer vermeyeceksiniz, o kadına asla ayrı yatırım yapmayacaksınız, o kadını sadece bir cinsel obje olarak görüp zikip kaçacaksınız demek değildir. Birlikte olduğunuz kadını bilincil önceliğiniz yapmayacaksınız demektir. Birlikte olduğunuz kadını dengeli bir şekilde seveceksiniz demektir. Kendinize hakim olacaksınız, duygularınızı kontrol altına alacaksınız ve duygularınız tarafından yönetilmeyi kabul etmeyeceksiniz. İlişkilerinizde kadın olayına muhtaç bir şekilde davranmayacaksınız demektir. Alfa ve beta en nihayetinde bir zihin setidir, bir mentalitedir, kişinin hayatta ve kadınlara karşı bakış açısıdır. Ve bu iki zihin yapısı arasındaki fark, Beta'nın kadın onayı için yaşayan bir canlı olmasıyken, Alfa'nın sadece kendisini merkezine almış olmasıdır. Ve erkeklerin çekici olmasının temel koşulu da zaten budur. İlişkilerin kuralı aslında basittir: çekici ol, itici olma. Bir erkeğin bir kadına o kadının o erkeğe verdiğinden daha fazla değer vermesi, daha fazla sevmesi, daha fazla ilgi göstermesi çekici değildir, iticidir. Bir erkeğin hayat amacını birlikte olduğu kadını mutlu etmek yapması çekici değildir, iticidir. Bir erkeğin sevgiye, ilgiye, şefkate, samimiyete, cinselliğe ve merhamete karşı muhtaçlık göstermesi çekici değildir, iticidir. Bunlar biyolojik gerçeklerdir. Kadınlar zayıflık ve muhtaçlık gösteren erkekleri değil, her anlamda güçlü olan erkeklere karşı çekim duyarlar. Metaların kadınların sürekli kalplerini kıran erkeklerle neden birlikte olduklarını anlayamamalarının sebebi de tam olarak budur. Çünkü kadınların tercih ettikleri bu adamlar, o kadınları mutlu etmeyi o kadar önemsemiyorlar. Bu adamlar hayatlarından eğlenip, iyi vakit geçirip keyif almaya odaklanmış durumdalar ve kadınlar da bu adamların bu hayat yolculuğuna eşlik etmek istiyorlar. Ve kadınlar zayıf bir erkek tarafından baş tacı edilmektense güçlü bir erkek tarafından kalplerinin kırılmasını tercih ediyorlar. Şunu sakın unutmayın. Sosyal medyada ya da dışarıda bir yerde bir kadının sürekli bir erkeğin kadınları sevmesinin, değer göstermesinin, onu baş tacı etmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını görürseniz bu kadın mutlaka geçmişinde bir erkek tarafından kalbi kırılmıştır, acı çekmiştir, ayak paspası olmuştur sevmemesi, güvenmemesi gereken bir erkeğe her şeyini vermiştir. Ve bu kalp kırıklığı o kadar büyük bir seviyeye ulaşmıştır ki bu kadının bir birliktelik yaşayabilmesi için artık sadece kendisini ayak paspası edebilecek erkeklerle birlikte olması gerekir. Bu duruma gelmiştir. Beta erkekler de bu kadınları gördükleri zaman, aa bak gördünüz mü işte kadınlar böyle olmayı istiyorlarmış. Erkeklerin böyle olmasını istiyorlarmış. Demek ki bu red pilci lavuklar yanılıyor olmalılar. Deneyin görün abicim. Yani <laughs> erkeğin Dönüp dolaşıp geleceği kapı burasıdır. Kırmızı kapı öğrenmeye başladığım zamanlarda ben de böyle sizin gibiydim. Sonra hepiniz teker teker uslu uslu buraya geliyorsunuz. Merak etmeyin. Doğanın kimseye bir şefkati yoktur ve bir borcu yoktur. Kimse hiçbir şeyi hak etmez. Kimse sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir ilişkiyi hak etmez. Herkes potansiyeli dahilinde olanı alır. Doğa kimseyi acımaz. Ya güçlü ve çekici bir erkek olmayı öğrenirseniz ya da zayıf ve muhtaç bir erkek olarak kalır ve neden böyle bir erkek olduğunuzu meşrulaştırıp rasyonelleştirmekten başka bir şey yapamaz. Böylece kendi yankı odanızda düşüncelerinizi kafanızda tekrar eder durursunuz. Biz elbette erkeklerin böyle rezil bir varoluşla lanetlenmesini istemiyoruz. O yüzden burada bazı gerçekleri anlatıyoruz. Bu gerçekler herkesin hoşuna gitmiyor. Bazı insanlar yararlanıyor, faydalanıyor. Bazı insanlar sevmiyor, nefret ediyor. Benim ve benim gibi insanların böyle düşünceleri oldukları için bizim mutsuz bir varoluşa ve mutsuz ilişkilere mahrum kalmamız gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki hiç öyle değiliz. Mesela benim çok mutlu ve güzel bir evliliğim var. Karım benimle olmaktan çok mutlu. Ben karımla olmaktan çok mutluyum. Bunun ana sebebi benim bir kadın olarak karımın kadın doğasını ve bir erkek olarak kendi doğamı anlıyor olmam. Bu gerçekleri anlamayan insanlar mutlu olamazlar. Sadece mutluymuş gibi görünürler. Ve o da çok uzun sürmeyecektir emin olun. Evet, bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcastimizin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.